burada yaptığımız çalışmalar daha çok Selçuk'taki meyve ağaçlarının doku kültürü öğretimi. Biz burada hangi bitkilerin doku kültürünü yapıyoruz? Öncelikli olarak kiraz, şeftali, nektarin, erik ve kayısı bitkilerinin ağaçlarının doku kültürü de burada mevsime bağlı olmaksızın kontrollü koşullarda yetiştiriyoruz ve çoğaltıyoruz. Bu bitkilerin normalde elma çok kolay bir şekilde mevsime bağlı ama toprakta çoğaltılabiliyor. Fakat az önce saydığım bitkiler köklendirilmeleri zor, çoğaltılmaları zor doğal koşullarda. Biz bunu doku kültüründe daha hızlı ve daha çok miktarda üretebiliyoruz. Bu zorluğu ortadan kaldırıyoruz. Fidancıların çoğu zaman ağaç ihtiyacı karşılanamıyor. Bu ağaçlar doku kültüründe çoğaltılarak elde ediliyor. Doku kültürün bir diğer avantajı ise şu, hastalıksız, virüssüz bitkiler elde edebiliyoruz. Bu yöntemle hastalıklardan arındırılmış, virüslerden arındırılmış sağlıklı bitkiler rahatlıkla çoğaltabiliyoruz. Çünkü bütün çalışmalar steril koşullarda gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK destekli projemiz Mavi Ladin ile ilgili. Mavi Ladin'in yine doğada çoğaltılması çok zor ve bir doku kültürü protokolü henüz yok dünyada. Aslında hiç yok demeyelim, bizim yaklaşımımız biraz farklı. Bunu farklı doku parçalarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece daha hızlı ve daha üretken bir protokol geliştirmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Aynı zamanda da bizim mühendisimizin doktora tezi bu çalışma. Çok pahalı Mavi Ladin. Peyzajda kullanımı tercih ediliyor ama pahalı. Tabii ki maliyetler düşecek. Daha fazla üretilebilecek kısa zamanda. Ve aslında bu protokolü geliştirerek patent de alınabilir. Ve sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, Avrupa'nın ve diğer ülkelerin de ihtiyaçları doku kültürüyle rahatlıkla karşılanabilir. Genetik açılımdan dolayı yeşiller de ortaya çıkıyor ama bizim bu yaklaşımımızda üreteceğimiz ladinlerin tamamı %100 mavi olacak. Bu büyük bir avantaj. Kıymetli olan çünkü mavi ladin ve tercih edilen, daha çok tercih edilen mavi ladin. Bu serçelikli meyvelerin üretimiyle ilgili protokol geliştirilmesinde zaten mevcut olan protokoller vardı fakat biz burada verimliliği artırmak istedik ve bunun için de COSGAP'ten bir destek aldık. 2 yıllık bir çalışma sonucunda bu projeyi başarılı bir şekilde tamamladık ve bunun arkasından da bu projenin ürünü olan protokollerle seri üretime geçtik. Şu anda seramızı da TÜBİTAK desteğiyle tamamladık. %95 civarında tamamlanmış durumda. Bitkilerimizi de seraya aktarmaya hazır hale getirdik. Seri üretim kısmı serçeliktekilerde tamam ama mavi ladinde henüz araştırma aşamasındayız. Akademik kökenli olduğumuz için bazı sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz ve buradan elde ettiğimiz sonuçları da üreticiye ulaştırmaya çalışıyoruz.